5. Bölüm Kendine Ev Yapıyor Günlük 30 Eylül 1659 Enginlerde seyrederken korkunç bir fırtınada gemisi batmış ben, zavallı sefil Robinson Crusoe, Ümitsizlik Adası adını verdiğim bu berbat, uğursuz adada karaya çıktım. Gemimde kim var, kim yok, hepsi boğuldu. Ben de neredeyse ölüyordum. Günün geri kalanını içine düştüğüm feci koşullar nedeniyle kendimi acıyarak geçirdim. Şöyle ki, ne yiyeceğim, ne evim, ne giysilerim, ne silahım, ne de gidecek bir yerim vardı. Ve kurtuluşa ilişkin hiç umudum olmaksızın beni bekleyen tek şey ölümdü. Ya vahşi hayvanlara yem olacak, ya vahşi hayvanlar tarafından öldürülecek, ya da yiyecek bulamadığım için açlıktan ölecektim. Gecenin yaklaşması üzerine vahşi yaratıklardan korkumdan bir ağacın tepesinde yattım. Bütün gece yağmur yağmasına karşında deliksiz uyudum. 1 Ekim Sabahleyin büyük bir şaşkınlıkla geminin gelgitle sürüklenip adanın yakınında sahile vurduğunu görünce bir bakıma içim rahatladı. Parçalara ayrılmadan henüz ayaktayken fırtına dindiğinde güverteye çıkıp oradan biraz yiyecek, ve işime yarayacak şeyler alabileceğimi düşündüm ama bir yandan da eğer hepimiz gemide kalmış olsaydık belki gemiyi kurtarabileceğimizi ya da en azından şimdi olduğu gibi hepsinin birden boğulmayabileceğini belki de geminin enkazından bizi dünyanın başka bir yerine taşıyacak bir sandal yapabileceğimizi düşününce yitirdiğim yoldaşlarım için duyduğum acı tazelenmişti. Bugünün büyük bir kısmını kafamı bu tür şeylere yorarak geçirdim en sonunda geminin neredeyse tümüyle kuru kaldığını görerek kumun üzerinden olabildiğince yakınına gittim ve sonra yüzerek gemiye çıktım. Bugün de yağmur yağmayı sürdürdü ancak artık hiç rüzgar yoktu. Ekim'in birinden 24'üne kadar. Buradaki günlerin tamamını gemiden alabileceklerimin hepsini alıp denizin her yükselişinde sallarla karaya taşıdığım seferler düzenlemekle geçirdim. Bugünlerde epey yağmur yağmasına karşın havanın belli aralıklarla düzeldiği de oldu. Ama anlaşılan o ki buraların yağmur mevsimiydi. 20 Ekim Salım ve onunla birlikte üstündeki bütün eşyalar alabora oldu. Ancak sular sığ ve eşyalarda epey ağır olduklarından kaybolup gitmediler. Ve sular çekildiğinde çoğunu kurtardım. 25 Ekim bütün gece ve gündüz ara sıra şiddetlenen bir rüzgar eşliğinde yağmur yağdı. Rüzgar güçlü estiğinden bu sırada gemi de parçalandı. Artık enkazı dışında seçemiyorum. O da yalnızca sular çekildiği zaman. Bugünü gemiden kurtardığım eşyaları yağmurdan zarar görmesinler diye üstlerini örtüp korumaya almakla geçirdim. 26 Ekim. Bütün günüm barınağımı kuracağım bir yer bulmak için kumsalı arşınlayarak geçti. En büyük derdim geceleyin vahşi hayvanlardan ya da insanlardan gelebilecek saldırılara karşı kendimi güvene almaktı. Geceye doğru bir kayanın altında düzgün bir yer buldum ve konaklayacağım yeri bir yarım daire çizerek belirleyip burayı içeriden aralarına halat çektiğim, dışarıdan ise çimle sıvadığım iki sıralı kazıktan oluşan bir duvar ya da korunakla güçlendirmeye karar verdim. Ayın 26'sından 30'una kadar zamanın bir kısmında sağanak biçiminde yağmur yağmasına karşın tüm eşyalarımı yeni barınağıma taşımak için didindim. 31'i sabahında silahımı alıp yiyecek aramak ve çevreyi kolaçan etmek için dışarı çıktığımda bir keçi vurdum. Oğlağı da beni eve kadar izledi. Oğlak hiçbir şey yemediği için sonradan onu da öldürdüm. 1 Kasım İçinde hamağımı asabileceğim iki kazık çakabilecek kadar büyük yaptığım çadırımı kayanın altına kurdum ve orada ilk gecemi geçirdim. 2 Kasım Bütün sandıklarımı, tahtalarımı ve sallarımı yaptığım kalas parçalarını sıraladım ve bunlarla korunağım olarak belirlediğim yerin iç kısmında çevreme bir çit oluşturdum. 3 Kasım Tüfeğimi alıp çıktım ve ördeğe benzer etleri son derece lezzetli iki kuş vurdum. Öğleden sonra kendime bir masa yapmak için işe koyuldum. 4 Kasım. Bu sabah çalışacağım, tüfeğimle avlanmaya gideceğim, uyuyacağım ve oyalanacağım zamanları düzenlemeye başladım. Şöyle ki, yağmur yağmazsa her sabah tüfeğimi alıp 2-3 saat yürüyordum. Ardından yaklaşık 11'e kadar kendimi işe veriyor, sonra da elimde bulunanlardan bir şeyler yiyordum. O saatlerde hava aşırı sıcak olduğundan 12'den 2'ye kadar yatıp uyuyordum ve ardından da akşamüstü yeniden çalışmaya başlıyordum. Aynı koşullarda kim olsa bir süre sonra aynı hüneri edineceğine inandığım gibi zaman ve ihtiyaçlar beni de sonraları tam anlamıyla doğal bir zanaatkara dönüştürdüyse de henüz çok beceriksiz bir işçi olduğum için bugünle bir sonraki günümün çalışma saatleri hep masamı yapmakla geçti. 5 Kasım Bugün silahım ve köpeğimle birlikte dışarılarda geçti ve vahşi bir kedi vurdum. Postu oldukça yumuşaktı ama eti beş para etmezdi. Öldürdüğüm her yaratığın postunu yüzüp kurutuyordum. Yeniden deniz kenarına geldiğimde ayırt edemediğim türlerde bir sürü deniz kuşu gördüm. Fakat ben ne olduklarını anlamaya çalışarak bakınırken iki üç tane fokun denize dalı vermesiyle şaşkına dönüp biraz da korktum. 6 Kasım Sabah yürüyüşümün ardından masam üzerinde çalışmayı sürdürdüm ve pek beğenmediysem ve çok geçmeden tamir etmeyi öğrenmek zorunda kaldıysam da bitirdim. 7 Kasım. Artık havalar düzelmeye başlamıştı. 7'sinde, 8'inde, 9'unda, 10'unda ve 12'sinin bir bölümünde 11'i pazar olduğundan çalışmadım. Kendimi tümüyle sandalyenin yapımına verdim ve büyük zahmetlerle iyi kötü biçimlendirdim. Ama hiçbir zaman hoşuma gitmedi ve daha yaparken bile birkaç kere parçalara ayırdım. Not Bir zaman sonra pazar günlerimin hesabını tutmaya boş verdim. Çünkü haçın üzerinde onları işaretlemeye atlayınca hangisinin hangisi olduğunu unuttum. 13 Kasım Bugün yağmur yağdı. Beni oldukça ferahlatıp toprağı da serinletti. Ama eşliğindeki berbat fırtına ve şimşekler barutum yüzünden beni fazlasıyla korkuttu. Fırtına diner dinmez, barut stokumu tehlikeden uzak tutacak biçimde olabildiğince küçük paketler haline getirmeyi kafaya koydum. 14-15-16 Kasım Bu üç günü yarım, en fazla da bir kilo barut alacak küçük kare sandık ya da kutular yapmakla geçirdim. Ve böylece barutu içlerine koyduğumda bunlar olabildiğince birbirinden uzak ve güvenli yerlerde saklayabilecektim. Bugünlerden birinde adını bilmediğim ama eti yenebilen bir kuş vurdum. 17 Kasım. Bugün yer kazanıp rahat edeyim diye çadırımın arkasındaki kayanın içine doğru kazmaya başladım. Not. Bu iş için özellikle şu üçünü istiyordum. Bir kazma, bir kürek ve bir el arabası ya da sepet. Böylece işi bırakıp bu ihtiyacımı nasıl karşılayacağımı ve kendime bazı aletler yapmayı düşünmeye başladım. Kazma yerine ağır olmakla birlikte yeterince iş yapabilecek demir küsküleri kullanabilirdim. Ancak geriye bir kürek ya da bel kalıyordu ki bunlardan hiç olmazsa birisi son derece gerekliydi. Hatta bu olmaksızın hiçbir şey yapamazdım ama nasıl bir şey yapacağımı da bilmiyordum. 18 Kasım. Ertesi gün ormanda araştırma yaparken aşırı ölçüde sert olması yüzünden Brezilya'da demir ağacı dedikleri ya da ona benzeyen bir ağaç buldum. Bu ağaçtan büyük bir emekle ve neredeyse baltamı körelterek bir parça kestim ve çok ağır olduğundan aynı güçlükle eve getirdim. Ağacın aşırı sertliği benim de çaresizliğim yüzünden buna ufaktan ufaktan bir kürek ya da bel biçimi vermem epey bir zamanımı aldı. Sapına tam da bizim İngiltere'de kullandığımız biçimi vermeme karşın alttaki geniş kısmının boğazına demirden bir basamak geçiremediğim için uzun süre dayanmazdı. Bununla birlikte ihtiyacımı görecek kadar işe yaradı ama inanıyorum ki hiçbir kürek ne bu biçimde yapılmış ne de yapımı benim kadar uzun sürmüştür. Hala eksiğim vardı çünkü bir sepet ya da el arabası gerekiyordu bana. Sepet örmek için esnek dallara benzer malzemem olmadığından en azından şimdilik böyle bir malzemeye rastlamadığımdan sepeti hiçbir biçimde yapmam mümkün değildi. El arabasına gelince Tekerlek dışında geri kalanını yapabileceğimi umuyordum. Ama tekerlek işini nasıl çözeceğime ilişkin hiçbir fikrim olmadığı gibi bunu nasıl becerebileceğimi de bilmiyordum. Kaldı ki tekerleği döndürmesi için dingile geçirecek demir çubukları yapmanın bir yolu yoktu. Bu yüzden buna boş verip mağaradan kazdığım toprağı taşıyıp atmak için kendime ırgatların duvarcı ustalarına harç taşırken kullandıklarına benzer tekne gibi bir şey yaptım. Benim için bu küreyi yaparkenki kadar güç olmadı. Ama yine de tekneyle küreğin yapımı derken bir de el arabası yapmak için boşa giden uğraşım en az dört günümü aldı. Çok az aksattığım silahlı sabah yürüyüşlerim ve ondan da az aksattığım eve yemeğe elverişli bir şeyler getirme işini hariç tutarak demek istiyorum. 23 Kasım Bu aletleri yaparken ara verdiğim öteki işime aletleri bitirdikten sonra devam ettim ve gücümle zamanım elverdiğince çalışarak mağaramı, eşyalarımı korumaya yetecek ölçüde genişletip derinleştirme işine tam 18 gün harcadım. Not Bütün bu süre boyunca bu oda ya da mağarayı bana bir eşya ya da erzak deposu, bir mutfak, bir yemek odası ve bir kiler görevi görecek biçime getirmeye uğraştım. Oturma mekanım olarak yine çadırı kullanıyordum. Yılın yağmur mevsimi hariç. O zaman yağmur öyle şiddetli yağıyordu ki kendimi kuru tutmam mümkün olmuyordu. Bu yüzden de sonradan barınağımın içini kayaya kiriş biçiminde dayadığım uzun sırıklarla kaplayıp üstlerini de saz bir çatıya benzer biçimde taşlar ve büyük ağaç dallarıyla doldurdum. 10 Aralık tepesinden bir yanına aniden büyük bir toprak yığını ini verdiğinde belli ki gereğinden büyük kazmıştım. Ben de artık mağaramın ya da mahzenimin bittiğini düşünmeye başlamıştım. Öyle ki bu beni çok korkuttu. Haksız da sayılmam, altında duruyor olsaydım bir mezar kazıcıya asla ihtiyacım kalmazdı. Şimdi her şeyi baştan almak için epeyce iş çıkmıştı başıma. Kayan toprağı dışarı taşımak zorundaydım ve de en önemlisi yeniden toprak kaymayacağından emin olabilmem için tavanı payandalamam gerekiyordu. 11 Aralık Bugün sorunu çözmeye giriştim ve yere iki payan da çakarak üstlerine yassı birer tahta parçası koydum. Bu işi ertesi gün bitirdim ve üstlerine tahta yerleştirerek daha çok direk dikmek suretiyle bir hafta kadar bir zaman içinde çıtayı sağlamlaştırdım. Sıralı duran direkler de evi bölümlere ayırmak için paravan görevi gördüler. 17 Aralık Bugünden başlayıp 20'sine kadar rafları yerleştirdim ve asılabilecek her şeyi asmak için direklere çiviler çaktım. Artık içeride iyi kötü bir düzen sağlamıştım. 20 Aralık. Artık her şeyi mağaraya taşıyıp evimi döşemeye başladım ve üstüne erzakımı koymak için birkaç tahta parçasını bir büfeye dönüştürdüm. Fakat tahtalar epeyce azalmaya başladı. Kendime başka bir masa daha yaptım. 24 Aralık. Bütün bir gece ve gündüz sürekli yağmur yağdı. Hiçbir yere kıpırdayamadım. 25 Aralık. Bütün gün yağmur yağdı. 26 Aralık. Yağmur yok ve toprak her zamankinden daha serin, daha hoş. 27 Aralık. Körpe bir keçi öldürdüm, bir diğerini yaraladım. Bu şekilde onu yakalayıp iple bağlayarak eve getirdim. Eve vardığımızda kırılan bacağını sarıp tahtayla destek yaptım. Önemli not: Yaşaması için çok özen gösterdim ve bacağı iyileşip her zamankinden güçlü hale geldi. Ama bakım işi epey uzun sürdüğünden evcilleşti ve kaçmaya hiç yeltenmeden evimin önündeki yeşilliklerde otlamayı sürdürdü. Aklımdan ilk kez birkaç evcil hayvan besleyip barotum ve saçmam tümüyle tükendiğinde yiyecek bir şeylere sahip olabileceğim düşüncesini geçirdim. 28, 29, 30, 31 Aralık Aşırı sıcak ve hiç esinti yok. Bu yüzden de akşam üstü avlanmak dışında dışarıya hiç adım atmadım. Bu zamanı evin içindeki eşyalarıma çeki düzen vermekle geçirdim. 1 Ocak Hava yine çok sıcak. Ama sabah erkenden ve akşam geç saatte silahımı alıp çıktım ve gün içinde de uzanıp yattım. Bu akşam adanın ortasına doğru uzanan vadilerde ilerleyince oralarda yığınla keçi bulunduğunu fark ettim. Ancak son derece ürkektiler ve yanlarına yaklaşmak zordu. Yine de köpeğimi de getirip onları avlamayı denemeye karar verdim. 2 Ocak. Kararım doğrultusunda ertesi gün köpeğimle gittim ve onu keçilerin üstüne saldım. Ama yanılmışım. Çünkü hepsi bir olup onun karşısına dikildiler. O da tehlikeyi anlayıp yanlarına sokulmadı. 3 Ocak. Hala birilerinin saldırısına uğrayabileceğim korkusuyla oldukça kalın ve sağlam duruma getirmeyi kafama koyduğum çitimi ya da duvarımı örmeye başladım. Önemli not. Bu duvardan daha önce söz ettiğim için günlükte söylediklerimi kısıtlı olarak kısalttım. Kaya'nın bir ucundan yarım daire biçiminde diğer ucuna uzanan ve ortada ardından mağara kapısının bulunduğu bu çitin uzunluğu 24, genişliği de 8 metreden fazla değilse de ocağın ikisinden Nisan'ın 14'üne dek bütün zamanımı bu duvarı yapmaya, bitirmeye ve kusursuzlaştırmaya verdiğimi söylemem yeterli sayılır. Bütün bu süre boyunca günler hatta haftalarca yağmur beni engellese de bu duvar bitene dek asla yeterince güvende olmayacağımı düşündüğümden çok çalıştım. Yine de anlatılmaz zahmetlerle ortaya çıktığına insanları inandırmak zor olur hele de kazıkların ormandan getirilip yere çakılması işine çünkü bunları gereksindiğimden çok daha büyük yapmıştım. Bu duvar bittikten sonra dışarıdan iki kat halatla çevrilip bir de çimden bir duvarla kaplanınca Kıyıya çıkan birisinin buranın bir barınak olduğunu anlamayacağını fark etmiştim. Böyle yapmamın da çok yerinde olduğu burada geçecek gayet ilginç bir olaydan da anlaşılabilir. Bu süre boyunca yağmur izin verdiğinde ormanda gezinti amaçlı yürüyüşlerimi sürdürüyor ve şu ya da bu biçimde işime yarayacak pek çok yeni keşifte bulunuyordum. Özellikle de koru güvercinleri gibi bir ağaca değil de daha çok ev güvercinleri gibi kayalardaki oyuklara yuva kuran bir tür yabani güvercine rastladım. Ve yavru olanlardan birkaçını alıp bunları evcilleştirmeye giriştim ve başardım da. Ama büyüdükleri zaman ilk başta belki de kendilerine verecek hiçbir şeyim olmadığından karınlarını doyurmak amacıyla uçup gidiyorlardı. Bununla birlikte sık sık yavrularını buluyor ve eti çok lezzetli olan yavrularını alıyordum. Artık ev işlerimi yoluna koyarken başta yapabileceğimi hiç sanmadığım yığınla şeye ihtiyacım olduğunu anladım. Bunların bir kısmını yapmaksa gerçekten olanaksızdı. Mesela asla bilezikli bir varil yapmayı beceremedim. Daha önce dediğim gibi bir iki küçük fıçım vardı ama haftalarca uğraşmama karşın bunlarla bir tane varil yapamadım. Ya başını yerleştiremiyor ya da tahtaları birbirlerine içinde su tutabilecekleri biçimde tutturamıyordum. Bu yüzden de bu işe boş verdim. Ayrıca muma şiddetle ihtiyacım vardı. Öyle ki genellikle saat 7 civarında güneş batar batmaz yatağa girmek zorunda kalıyordum. Afrika maceram sırasında mum yaptığım bal mumu toprağı geliyordu aklıma. Ama şimdi zerresi yoktu bunun. Tek çarem bir keçi vurduğumda kilden yapıp güneşte fırınladığım toprak bir tabağa yağını koymak ve buna üstüpüden yapılma bir fitil ekleyerek kendime bir lamba yapmak oldu bir mum gibi berrak, kalıcı ışık vermese bile yine de aydınlatıyordu. Eşyalarımı karıştırırken daha önce de sözünü ettiğim bu yolculuktan değil de sanırım geminin Lizbon dönüşünden kalma, tavukları beslemek amacıyla küçük bir torbaya konulmuş tahılı buluşum tam da bu işlerin ortasında gerçekleşti. Torbanın içinde kalan azıcık tahılın tamamını fareler mideye indirmişti ve torbanın dibindeki kapçık ve tozdan başka bir şey göremedim. Torbayı başka bir amaçla, sanırım şimşekten korktuğum sırada böldüğüm barutumu koymak için ya da benzeri bir işte kullanırım diye içindeki kapçıkları korunağımın kayısından aşağıya, kayanın altına silkeliği verdim. Bu kalıntıları fırlatışım yağmur mevsiminin hemen öncesiydi ve bir ay ya da ona yakın bir zaman sonra yerden daha önce hiç karşılaşmadığım türden bir bitki olabileceğini sandığım birkaç yeşil sap çıktığını gördüğümde o zamana dek oraya bir şey attığımı bile anımsamamış, dikkat bile etmemiştim. Fakat kısa bir süre daha geçtikten sonra tümüyle Avrupa'dakilerle aynı cinsten, yok, bizim İngiliz arpamızın cinsinden yeşil arpadan başkası olmayan 10 ya da 12 kadar başak verdiğini gördüğümde apışıp kaldım. Bu olayın üstümde yarattığı şaşkınlığı ve kafa karışıklığını anlatmam olanaksız. Bu zamana kadar pek dini inançlara göre davranmışlığım yoktu. Aslına bakarsanız kafamda dine ilişkin şeyler hep belli belirsiz yer aldığı gibi başıma gelen her şeyi de şansa ya da gelişi güzel ağzımdan çıktığı gibi Tanrı'nın isteği diye düşündüğüm şeylere bağlıyor. Bu tür şeylerde Tanrı'nın varlığının kanıtını ya da dünya işlerinin akışına ilişkin düzenini pek sorgulamıyordum. Fakat tahıl üretimine elverişsiz diyebildiğim bir iklimde arpanın yetişmesi, ve özellikle de oraya nasıl geldiğini akıl erdiremeyişim yüzünden beni tuhaf biçimde sarstı ve Tanrı'nın mucizesi biçiminde tohum dikilmeksizin oradan arpa bitmesini sağladığını, bunun da doğrudan benim o vahşi, sefil yerde yaşamımı sürdürmem için olduğunu düşünmeye başladım. Bu da bir parça yüreğime dokundu ve gözlerimden yaş getirdi. Sonra da kendimi, doğanın bu bereketini benim için gerçekleştirdiği zannıyla kutsadım kayanın kenarı boyunca pirinç sapları olduğu anlaşılan başka saplar da çıktığını görerek daha da şaşırdım. Pirinci tanıyordum çünkü Afrika sahilindeyken orada pirinç yetiştiğini görmüştüm. Bunları Tanrı'nın benim işime yarasınlar diye gönderdiği ürünler olduğunu düşünmekle kalmayıp, daha fazlasının da bulunduğundan kuşku duymaksızın bunları bulmak için adanın önceden bildiğim o kısmında köşe bucağı ve her kayanın altını yokladıysam da hiçbir şey bulamadım. Sonunda oraya tavuk yemi torbasını silkelediğim geldi aklıma ve böylece mucize ortadan kalktı. İtiraf etmeliyim ki bütün bunların olağan sayılacak bir durumdan başka bir şey olmadığını keşfettiğimde Tanrı'nın hikmetine şükran duygum da azalmaya başladı. Yine de böylesine tuhaf ve görülmedik bir hikmete sanki bir mucizeymişçesine şükran duymam gerekirdi. Çünkü benim açımdan bu gerçekten de Tanrı'nın işi olmalıydı. Farelerin tümüyle zarar verip de 10 ya da 12 tahıl tanesini bırakmaları sanki gökten düşmüşe benzeyen bir olaydı. Ayrıca benim de onları tam yerine, yüksek bir kayanın gölgesine silkeleyişimle onların oradan biti vermeleri de bir mucizeydi. Bunları o sırada herhangi bir yere fırlatıp atmış olsaydım hepsi kuruyup giderdi. Tam mevsiminde, haziranın sonuydu. Bu tahılın başaklarını dikkatle toplayıp sakladığımdan hiç kuşkunuz olmasın. Zaman içinde ekmeğimi sağlamaya yetecek miktara ulaşmak için hepsini yeniden ekmeye karar verdim. Fakat tahılın tanelerini yemeye başlamam 4. yıldan önce kısmet olmadı ki o zaman bile bunları esirgeyerek yedim. Çünkü doğru zamanlama yapmayıp tam kurak mevsimin başında ektiğimden ilk ektiğim tohumları tümüyle yitirmiştim. Bu yüzden de hiçbirisi çıkmadı. Ama bunları sırası gelince anlatacağım. Bu arpanın yanı sıra yukarıda değindiğim 20-30 pirinç sapı da vardı. Bunları da aynı özen ve amaçla korudum. Kendime ekmek ya da daha doğrusu yemek yapmak için. Çünkü bunu fırınlamadan pişirmenin yollarını bulmuştum. Kaldı ki bir süre sonra fırınlamayı da becerdim. Fakat artık günlüğüme dönelim. Bu 3 ya da 4 ay boyunca duvarımı bitirmek için çok çalıştım ve 14 Nisan'da Dışarıdan barınağıma ilişkin bir iz görülmesin diye içeriye bir kapıdan değil, duvarın üzerinden bir merdivenle girilecek biçimde kapattım. 16 Nisan. Merdiveni bitirdim. Böylece merdivenden yukarı çıktıktan sonra arkamdan çekiyor ve içeriye koyuyordum. Bu benim için tam bir kapanmaydı. Çünkü içeride yeterince yerim vardı ve dışarıdan hiçbir şey önce duvarımı aşmadıkça içeri giremezdi. Bu duvarın bitmesinin hemen ardından ertesi gün az kalsın bütün emeğim çöpe gidiyor ve ben de ölüyordum. Olay şöyle gerçekleşti. Ben içeride çadırımın altındaki mağaramın tam girişinde bir şeylerle uğraşıyorken korkunç, şaşırtıcı bir şey nedeniyle feci şekilde korktum. Çünkü aniden mağaramın çatısından ve tepenin yanından aşağı doğru toprak indi ve mağaramın içine çaktığım iki direk ürkütücü bir biçimde çatırdadı. Gerçekten çok korkmuştum. Ama bunun gerçek nedenini düşünmek yerine yalnızca mağaramın tavanının önceki gibi göçtüğünü düşündüm ve oracıkta gömülmek korkusuyla merdivene doğru koştum. Orada da kendimi güvende hissetmeyip tepeden kopan parçaların üstüme düşebileceği korkusuyla duvardan atladım. Yere ayak basar basmaz bunun korkunç bir deprem olduğunu anladım. Çünkü yer 8 dakika içinde 3 kez daha sarsıldı. Öyle şiddetli sarsıntılardı ki yeryüzündeki en sağlam binayı yerle bir edebilirdi. Benden yarım mil uzakta deniz kıyısındaki bir kayanın tepesinden kopan bir parça da ömrümde hiç işitmediğim bir gürültüyle aşağı yuvarlanmıştı. Denizin de deprem yüzünden şiddetle hareketlendiğini gördüm ve sanırım su altındaki sarsıntılar adadakilerden de güçlüydü. Benzerlerini hiç yaşamadığımdan ya da yaşamış birisiyle hiç karşılaşmadığımdan bu olaydan şaşkın durumda ölü gibi kala kalmış, afallamıştım ve yerin sarsıntısı deniz tutmuşçasına midemi bulandırmıştı. Ama kayanın gürültüsü beni kendime getirdi ve içinde bulunduğum şaşkın durumdan çıkartarak dehşete kapılmama sebep oldu. O anda tepenin çadırımla bütün eşyamın üzerine inip anında yerin dibine gömeceğinden başka hiçbir düşüncem yoktu ve bu da ikinci kez bıçak gibi içime saplandı. Üçüncü şokta geçtikten sonra ve bir süre başka bir sarsıntı da hissetmeyince cesaretimi toplamaya başladım. Ama diri diri gömülme korkumdan ötürü henüz yeniden duvardan içeriye girecek yüreklilikte değildim. Epeyce üzgün, umutsuz bir biçimde ne yapacağımı bilemeden yerde oturup kaldım. Bütün bunlar olurken kafamdan herkesin dediği "Tanrım, bana acı" Cümlesi dışında en ufak dinsel bir düşünce geçmemişti ve deprem sona erdiğinde o da unutulup gitti. Bu halde otururken gökyüzünün yağmur yağacakmışçasına kararlı bulutlanmaya başladığını fark ettim. Bundan kısa bir süre sonra rüzgar yavaştan şiddetlendi ve yarım saatten az bir zamanda en korkuncundan bir kasırga patladı. Deniz aniden köpükler ve kabarcıklarla kaplandı. Dalgaların çarpmasından kumsal görünmez oldu. Ağaçlar köklerinden söküldü. İşte böylesine berbat bir fırtınaydı bu. Üç saat kadar böyle sürdü. Ardından dinmeye yüz tuttu ve iki saat kadar epeyce sakin geçen bir sürenin ardından bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Bütün bunlar olurken ben ürkmüş ve karamsar biçimde yerde oturmayı sürdürdüm. Derken birdenbire bu fırtına ve yağmurun depremin sonucunda ortaya çıktığı, depreminse tümüyle sona erdiği, Dolayısıyla da mağarama yeniden girmeyi göze alabileceğim aklıma geldi. Bu düşünceyle moralim düzelmeye başladı ve yağmur da beni ikna ettiğinden içeri girip çadırımda oturdum. Fakat yağmur öyle şiddetliydi ki çadırım da onunla birlikte aşağı inmeye hazırdı. Bu yüzden tepeme ini vermesi korkusuyla, ürkek ve huzursuz biçimde de olsa mağarama gitmek zorunda kaldım. Bu şiddetli yağmur beni yeni bir işe zorlamıştı mağarama dolacak suyun akıp gitmesi için yeni korunağımdan dışarıya bir gider deliği açtım. Mağaramda biraz zaman geçirdikten ve depremin artçı sarsıntılarının da kesildiğini anladıktan sonra biraz daha kendime gelmeye başladım. Artık neşemin yerine gelmesi için, ki bunu çok istiyordum, küçük kilerime gidip ufak bir yudum rom aldım. Bununla birlikte o zaman ve her seferinde de yaptığım gibi elimdeki bittiği zaman bir daha hiç içemeyeceğimin bilincinde son derece tutumlu davrandım. O gecenin tamamında ve ertesi günün büyük bir bölümünde yağmur devam etti. Bu yüzden de dışarıya çıkamadım. Ancak aklım biraz daha başıma geldiğinden adada bu depremler sık yaşanıyorsa bu durumda bir mağarada yaşamamın söz konusu olmayacağını ve kendimi açık arazide Burada yaptığım gibi yine duvarla çevirebileceğim, böylece kendimi vahşi hayvanlara ya da insanlara karşı güven altına alabileceğim küçük bir kulübe inşa etmem gerektiğini ve yapabileceğim en iyi şeyin ne olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü burada kalırsam şu ya da bu zamanda diri diri gömeleceğimden emindim. Bu düşüncelerle tam tepenin aşağı eğilmiş biçimdeki başının altında duran ve bir kez daha deprem olursa altında kalacağı muhakkak olan çadırımı bulunduğu yerden başka bir yere taşımaya karar verdim. Ve izleyen iki günü, Nisan'ın 19'u ile 20'sini barınağımı nereye ve nasıl taşıyacağımı araştırmakla geçirdim. Diri diri gömülme korkusuyla hep huzursuz uyuyordum. Ama çevremde hiçbir çit olmaksızın dışarıda uyumanın da bundan pek farkı yoktu. Ama hala çevreme bakıp her şeyi nasıl bir düzene koyduğumu, ne kadar iyi saklanmış olduğumu ve tehlikelerden ne kadar uzak bulunduğumu gördükçe taşınma fikri hiç de hoşuma gitmiyordu. Bu sırada bunu yapmanın bana çok zamana mal olacağı geldi aklıma ve kendime bir kamp yeri oluşturup taşınabileceğim biçimde güvenli hale getirinceye dek bulunduğum yerde kalma riskini göze almam gerekiyordu. Böylece bu düşünce beni bir süreliğine yatıştırdı ve daha öncekine benzer bir çember biçiminde kazık ve halatlarla kendime bir duvar daha yapıp bittiği zamanda çadırımı oraya taşımak için hızla işe koyulmaya karar verdim. Ama bu duvar bitip taşınmaya el verinceye kadar da bulunduğum yerde kalmayı göze alacaktım. Bu kararı verdiğimde ayın 21'iydi. 22 Nisan Ertesi sabah bu kararımı uygulamaya koyma yollarını gözden geçirmeye başladım. Alet bakımından çok eksiğim vardı. Üç büyük baltam ve Hintlilerle değiş tokuş ederiz diye yanımıza aldığımız bol miktardan acağım vardı. Ama sert ağaçları kesip yontmaktan hepsi de çentiklerle doluydu ve körelmişlerdi. Bileği taşım vardı, ama çeviremediğim için aletlerimi de bileyemiyordum. Bu iş önemli bir siyasi konuya kafa yoran bir devlet adamı ya da bir insanın yaşamasıyla ölmesine karar verecek bir yargıç örneğindeki gibi kafa yormamla sonuçlandı. Sonunda ayağımla çevirirken ellerimi serbest bırakabilen ip bağladığım bir tekerlek icat ettim. Not: İngiltere'de buna benzer hiçbir şey görmemiştim ya da en azından nasıl yapıldığının farkında değildim. Hoş, sonradan gördüğümde bunun orada da son derece yaygın kullanıldığını fark ettim. Ayrıca benim bileyi taşım epeyce hantal ve ağırdı. Bu makineyi mükemmelleştirmek tam bir haftamı almıştı. 28-29 Nisan bu iki günün tamamında aletlerimi biledim. Bileği taşımı çevirmek için icat ettiğim makinem mükemmel işledi. 30 Nisan Ekmeğimin epey zamandan beri azalmaya başladığını fark edince elimde kalanları sayıp tayınımı günde tek peksimete indirdim. Bu da yüreğimi bunalttı. 1 Mayıs Sabahleyin deniz tarafına doğru bakınırken suların çekildiği kumsalda olağanın ötesinde büyüklüğe sahip bir şeyin yattığını gördüm sanki bir fıçıya benziyordu. Yanına vardığımda küçük bir varille son kasırgada sahile sürüklenmiş geminin enkazından kalma bir iki parça buldum. Ama enkazın bulunduğu yere doğru baktığımda öncekine göre daha çok suyun üstüne yükselmiş gibi göründü. Varili bir süre inceleyince bunun bir barut fıçısı olduğunu anladım ama su almış ve barut taş gibi topaklanmıştı. Bununla birlikte fıçıyı kumsalın iç kısmına doğru yuvarladım ve daha fazlasını görür müyüm diye kumların üstünde ilerleyerek olabildiğince gemi enkazına yaklaştım.